Kaddafi zındıktır. Kaddafi komünisttir. Ben iktidara geldiği zaman bunu yazdım. O zaman Kaddafi Ergun Gözen'in cebine biraz caize koydu. Ergun Gözen Şeriatçı Kaddafi diye bir kitap yazdı. Bu kitaba aldanan bazı insanlar da bana protesto yağdırdı. Halbuki benim doktora mevzuum Libya. Ben Kaddafi'nin 7 sülalesini biliyorum. Hapse düştüm, bitiremedim ama çalıştım yıllarca Libya üzerine. Babası bile eşkıyadır. Şiveri adında bir eşkıyadır. Kaddafi dinsizdir. İspatı gelir gelmez bayrağındaki hilali kaldırmış, Kartaca kartalını koymuştur. Şimdi ilave edildi hilal. Devirdiği kral bir tarikat şehlidir, şeyhidir. Zühd-i takva ile yaşayan bir adamdır. Onun saray nazırı bana geldi. Kaddafi ihtilal yaptığı zaman İdris es-Sünusi Bursa'da, Kaplıca'da bulunuyordu. Aha size, şahidim de burada. Mustafa Hoca benim Yunan mezalimi kitabımdaki Şeyh Ahmet es-Sünusi'ye ait bilgileri, bak sizi Türkiye'de de takdir edenler var diye tercüme edip saraya takdim etti. Kral Bursa'dayken saray nazırını bana gönderdi. Ben o zaman Beyaz Saray'daydım. Kitapçılığa orada başladım. Dedi ki Kral Hazretlerinin selamı var. Sizi Ma aile Libya'ya davet ediyor. Bu suretle yaptığı işten bahsetti. Haberdar olduk. Ahmet es-Sünusi'yi Karagün dostu olarak anlatmışsınız. Gerçekten biz Osmanlı'ya sadıktık. Gene de sadığız falan. Biz bir hafta zarfında döneceğiz. Dönünce sana bilet göndereceğiz. Kimlerle beraber gelirsin? Çoluk çocuğumun adını aldı vesaire aldı. Biz 4-5 kişi gideceğiz. Bursa'ya döndü. Kaddafi ihtilal yaptı. Adamcağız ülkesine dönemedi. Şimdi Libya benim doktora mevzumdu diyorum size. 2 sene çalıştım. Tezi hazırlamadan hapse düştüm kaldı. Ben Kaddafi'yi çok iyi biliyorum ama tatbikattan size vereyim. Cemahiriye ne demek cemahiriye? Cumhurlar demek. Ulan senin ne nüfusun var ki bir cumhur oldun da kaldı cemahiriye olman. Sovyetleri tercüme etti. Sovyet kelimesinin karşılığı Arapçada cumhurdur. Sovyetler cemahiriye diye tercüme edildi. Devlet müesseseleri lağvetti halk idaresiymiş. Çünkü komünist mantığında herkes idare edici olduğu kadar da idare edilen olacak. Marx'ın nazariyesine göre bir insanda idare edicilik sıfatıyla idare edilenlik sıfatı eşit olacak. Mevkiler eşit değil ki. Sokakta süpürülecek çöpçü var. Devletin maliyesini idare edecek bakana da ihtiyaç var. Bu fonksiyonlar eşit değil ki. Bu iki işi de yapan adam idare edicilik sıfatında eşit olsun. Hayat muhtelifül ecnas fonksiyonları icap ettirir. Bu bir hayal, ütopya. O salak bunu yaptı. Konsolosluk yok. Devlet bakanlıkları yok. Benden iyisini Mustafa Hoca bilir. Ama gönüllü başına şapka koydu. Bayrağından kimse talep etmeden hilali kaldırdı. Ve bir misalle, küfrüne size bir misalle cevap vereyim. Timarhanelik deli adam. Deliliğine misal vereyim. Ben Almanya'daydım. Alman gazeteleri yazdı ki iki Alman takımı maç yapıyor. Kaddafi ilan etti. Hangi takım kazanırsa ona 4 milyon dolar vereceğim. Ulan serseri, Alman takımının galibiyetiyle mağlubiyetiyle sen ne alakan var? Afrika'da bir sürü aç bir ilaç Müslüman var. Hangisine 5 kuruş verdin?
Alman takımının biri galip geldi. O galip gelen takıma 4 milyon teberrü etti. Dolar. Başka bir hadiseye Emin Saraç hocamız şahit oldu, ondan dikledim. Yoksa Kaddafi'yi ben 2 saat anlatırım. Eşkıyanın teki. Din yok, bir şey yok durumda. Aa, Türkiye müzahir olmuş, onu da söylerim bir iki cümleyle. Bir televizyon programında demiş ki dininizin yarısını Hazreti Ayşe'den öğrenin. Bir din adamı konuşuyor, sohbet ediyor. Bu hemen itiraz etmiş. Öyle hadis olmaz. Ya şeyh demiş. Bu hadis sahihtir. Senin bir askeri müşavirin var. İktisat müşavirin var. Bir de din müşavirin olmalı. Çünkü bu hadis sahihtir. Sahihse de kabul etmiyor demiş. Ekranı siyahlatmışlar. Bir hadisin sahih olduğunu kabul edip de onu reddeden ayeti reddetmiş gibidir. Çünkü peygamber nefsinden konuşmaz. Dersen ki bu sahih değildir, görüşün yanlış da olur, doğru da olur. Ama sahih kabul etmediğinden dolayı kafir olmazsın. Hem peygamber söylemiştir ama hem de doğru değildir. Bu küfürdür. Bu küfürdür. Bu televizyonda olmuş bir iştir. Gelelim 74 senesinde Kıbrıs harekatı dolayısıyla bazı insanların kafasını bu karıştırıyor. Bize uçak petrolü vermiş. Niye? Bakın efendiler, İslam aleminin liderliğinde Türkiye'nin tek rakibi Mısır'dır. İngilizler Mısır'ı bizden koparmak için ortaya Great Egyptian, Büyük Mısır davası atmışlar. Ve onlara demişlerdir ki, Türkler ne diye İslam dünyasının lideri olsun? İslam dünyası kahir ekseriyetiyle Arap'tır. Araplar içinde de en büyük devlet Mısır'dır. Siz İslam dünyasının lideri olmalısınız. Böylece bu telkin eğitime kadar intikal ettirerek Mısır münevverlerinde bir Osmanlı aleyhtarlığı başlamıştır. Daha Osmanlı yıkılmadan Aziz Mısri Paşa İstanbul'da Arap kulübü kurmuştur. Arap ırkçılığı Osmanlı zamanı başlamış, İngiliz desteğiyle başlamıştır. Aziz Mısri Paşa'yı duymamış olan yoktur. Ben de teferruata girmek istemiyorum. Mısır İslam alemi içinde, Arap alemi içinde en güçlü devlet olduğu için Kaddafi küçücük bir Libya'ya sahip olmakla enaniyetini tatmin edecek bir alaka dünyada uyandıramıyor. Kimseni kale alır. Hele petrolü çıkmasaydı hiç kimse seni adam yerine koymazdı. İstedi ki Mısır'la birleşsin ve birleşik Mısır Libya'nın başına geçsin. Mısır da petrolü haiz Libya ile birleşmeye can attı ama tabi istihbaratı var. Baktı ki bu birleşmeden maksat Libya'nın idaresi altına, Kaddafi'nin tahakküm altına girmek suretiyle olacak. Bunu reddetti. Sen misin reddeden? Türkiye'yi ben liderliğe tahrik ederim. Türkiye taraftarlığı yaparım. Rakip kıskandırmak için bunu yaptı. Mısırlar desin ki ya Türkiye müzahir olma, gel anlaşalım. Onları razı etmek için Türkiye'nin destekçisi oldu. Tamamen siyasidir. Türk işçilerine şu sözü söylediği bizim gazetelerde çıktı. Dün sizi idare eden Osmanlı'nın çocuklarını bugün buraya kazma kürek işçi olarak getirdim. Daha ne bekliyorsunuz benden? Bu sözü ben Türk gazetelerinde okudum. İlk Libya işi gittiği zaman. Demek oluyor ki Kaddafi kafirdir, zındıktır. Hak ettiğinde bulmuştur. Şansına petrol çıkmış da milleti maddi refah ile uyuşturarak
Bu akıbeti geciktirmiştir. Timarhanelik delidir. Çok çabuk devrilirdi petrol çıkmasaydı. Petrol yüzünden belli bir müddet ona katlanılmıştır.